Şimdi arkadaşlar, dün Entity Framework konusuna geçmiştik. Entity Framework'ün ne olduğu konusunda birazcık konuşmuştuk. Dedik ki, biz bu zamana kadar uygulamalarımızın veri tabanıyla entegre çalışmasını sağlamak için Azure.NET mimarisini kullanıyorduk. Azure.NET mimarisinde de entire katmansal mimari gördük, onunla işlem yapıyoruz dedik. Daha sonra kendimiz farklı bir mimari geliştirdik, bununla da işlem yapabiliriz dedik. Yalnız her proje bu mimari tekrardan geliştirmek ve sürekli aynı şeyleri yazmak yazılımcılar sıktığı için dedik ki bununla uğraşmak artık yazılımcılar sıkıyor. Yani yeni bir proje başladığı zaman yazılımcı bir heyecan duyuyor, bir haz alıyor. Ama projeye başlar başlamaz tekrardan daha önceki defalarca yazdık oldu. Tekrardan aynı şekilde yazmaya başladığında heyecana gidiyor yani sıkılıyor. Entity Framework isminde bir tane teknoloji geliştirilmiş. Entity Framework teknolojisi işte DB First, Model First falan vardı. Şimdi Code First var. Biz de Code First kullanacağız. Bu teknolojilerle birlikte hangi veri tabanıyla, hangi serverdaki hangi veri tabanıyla işlem yapacağımızı belirtiyoruz. Biz ORM mimarimizde entity ve fasatları oluşturuyorduk. Bu entity fasatları Entity Framework teknolojisi kendisi oluşturuyor. Biz hiç entity tasarla, fasat tasarla, ekle, sil, güncelle, lisele metotlarını yapmakla uğraşmaya gerek kalmadan sadece Entity Framework mimarisi kullanarak hangi veri tabanı üzerine çalışacağımızı belirtiyoruz ve anında projeyi yapmaya başlıyoruz dedik. Eğer bir proje Entity Framework'ı geliştireceksek yüklememiz gereken birkaç tane araç vardı. Bunlar için dün video çekiyorduk. Yalnız buradaki yükleyeceğimiz araçların Visual Studio 2015 versiyonunda olmadığını gördük bir tanesinin. O yüzden farklı bir işlem yapmamız gerekiyordu. İkisini de göreceğiz şimdi. Eğer 2015 değilse Visual Studio versiyonumuz 2010, 2012, 2013 ise öncelikle geliyoruz. Solution Explorer'dan projeye sağ tıklıyoruz. Solution'a da sağ tıklayabiliriz. Projeye sağ tıklıyoruz. Manage Nugget Packages tıklayarak açılan pencereden soldan online'a tıklıyoruz ve arama kısmına şu an geldi ama Entity yazıyoruz gelmeyenler için. Entity Framework isminde bir tane aracımız var. Sol tarafında mor bir logosu var. .NET yazıyor. Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir teknolojidir. 6.1.3 sürümünü kullanıyoruz. Buna seçtiğimiz zaman şu an bize kurulu olduğu için burada tik işareti var. Eğer kurulu olmasaydı sağ tarafında install yazacaktı. Buradan install diyerek ilk başta bir Entity Framework aracını kuruyoruz. Entity Framework aracını kurduktan sonra bir de bu Entity Framework yapısını kullanabilmemiz için Power Tools dediğimiz bir araç var. Bunu kurmamız lazım. Power Tools aracı buradaki Entity Framework'ü 2015'te, 2013'te, 2012'de bu şekilde kuruyoruz. Bir sıkıntı yok. Yalnız Power Tools aracı 2015 Visual'da gelmiyor. Şu an bizimki 2013 olduğu için şu şekilde kurabiliyoruz. Yukarıdaki menüden Tools'a tıklayıp Extension and Updates'e gelip online sekmesinde Power Tools diye aradığımızda şurada Entity Framework Power Tools Beta 4 diye bir araç var. Solda şöyle bir ikon var. 2015'te bu gelmiyor. Şu an bizimki 2013 olduğu için geliyor. Yine bu bizde dün ben kurduğum için burada tik işareti var. Kurulu olmasa da burada download yazacaktı. Önce indirip sonra install'la kuracaktık ve şurada Restart Now diye bir buton çıkıyor kurulumu tamamladıktan sonra. Restart Now'a tıklıyoruz. Kendisi otomatikman stüdyoyu kapatıyor. Geri açıyor ve artık kullanıma hazır hale geliyor. Ama 2015'te bu şekilde kuramıyoruz. 2015'te şu şekilde kurmamız gerekiyor. Gelip Visual Studio 2015 zaten dün aramıştık. 2015 Entity Framework Power Tools diyerek aratıyoruz. Şurada ikinci sırada Visual Studio'nun kendi sitesi var. Buraya giriyoruz. Entity Framework Power Tools Beta 4 diye bir aracımız var. Ücretsiz indir butonuna tıklayarak burada indirebiliyoruz. İndirdikten sonra karşımıza şöyle bir araç geliyor. efpowertools.vsx uzantılı bir tane araç geliyor. Burada birkaç tane adım var. Bu adımlardan birincisi öncelikle buna sağ tıklayıp yeniden adlandır diyerek uzantısını zip yapmamız lazım. Çünkü içerisinde bazı dosyalar var. Bir manifest dosyası var. Bunu açıp içerisinde versiyon ekleyip tekrardan dönüştürmemiz lazım. İçerisindeki dosyaya erişemiyoruz vsx uzantılı olduğu zaman. Uzantıyı değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum.
Zip dosya olarak değiştiriyor bunu. Sağ tıklayıp klasöre çıkartıyorum Winrar'la. Buraya EF Power Tools diye bir klasör çıkartıyorum. İçerisine girdiğimiz zaman extensions.vsx manifest diye bir dosya var. Buna sağ tıklayıp not defteriyle açıyoruz. Karşımıza şöyle bir pencere geliyor. Şurada aşağıda hangi stüdyo versiyonu kullanacağını belirtiliyor. 10'da, 11'de, 12'de diye. 13 versiyon da 12 diye geçiyor. Bizim eğer stüdyo 15 ise o da 14 diye geçiyor. İlk başta indirdiğimiz zaman şu 14 içerisinde olmuyor. Gelip buraya Visual Studio versiyon 14.0 Edition Ultimate Edition Community yazmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Visual Studio'nun sürümleri var. Yani Professional sürüm, işte Ultimate sürüm, Community sürüm, Development sürüm falan diye. Eğer Ultimate ve Community değilse buraya gelip bir tane daha Edition ekleyip şurayı kopyalayıp veya Pro ise mesela gelip buraya şu Edition arasından bu sefer gelip bir de Pro yazmanız gerekiyor. Pro'ya desteklesin diye. Daha sonra kaydedip kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tekrar geri geliyoruz. Buna sağ tıklıyoruz. Nereye gitti bir önceki aracımız? Ha şu. Şunu siliyoruz. Değil mi? Bunu siliyoruz. Çünkü manifestosunu değiştirdiğimiz hali buradaki klasörde, zip halindeki değişmiş hali değil. Buna sağ tıklıyoruz. Tekrar zip olarak bunu kaydediyoruz. RAR olarak fark etmez. Daha sonra tekrar gelip sağ tıklayıp yeniden adlandır diyerek uzantısına VSX diyoruz. Uzantıyı değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Tekrardan eski haline getirmiş oldu. İçerisindeki manifestosunu değiştirmeyi sağlayarak. Çift tıkladığımız zaman, tabi şu an bende bir hata veriyor. Hata vermesinin sebebi. Buradaki hata arkadaşlar, şu an bizim bilgisayarımıza yüklü olan Visual Studio'nun sürümünün 2013 olduğuyla alakalı bir durum. Yani Studio 2013 olduğu için böyle bir hata veriyor versiyonu dolayı. Eğer 2015 versiyonu yüklü olmuş olsaydı direktmen kuruluma geçecekti. Kuruluma geçtikten sonra install diyerek yükleyebiliyoruz. 2015'te Power Tools'u nasıl yüklediğimizi gösterdi. Evet, tabii sen geç kaldığın için artık göremedin. Hocam özür dilerim. Hocam bir flash ile atalım. Burada Kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar 2013'te yukarıdaki Tools'tan kuruyoruz. 2015'te göstermiş olduğumuz aracı indirip kuruyoruz. Eğer gerçekten hem 2013'te hem 2015'te başarılı bir şekilde kurulduysa projeye sağ tıkladığımız zaman açılan menüde Entity Framework diye bir menünün gelmiş olmasını görmemiz lazım. Entity Framework Power Tools Beta'yı kurmadığımız zaman bu menü gelmiyor. Power Tools aracını kurduğumuz zaman geliyor bu Entity Framework menüsü. Eğer projeye sağ tıkladığımız zaman Entity Framework geliyorsa demek ki Power Tools aracını düzgün bir şekilde kurmuşuzdur anlamına geliyor. Güzel. Bilgisayarlarımızdaki 2015'te, 2013'te, 2012'de Power Tools aracını kurduğumuza göre artık he? Sende yok mu? 2012'yi aç. Açtın mı? Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Projemize sağ tıklıyoruz. Açılan menüden Entity Framework'e tıklıyoruz. Karşısında Reverse Engineer Codeverse diyor. Tersine mühendislik birinci kod diyor. Çok bir anlam ifade etmiyor aslında Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Reverse Engineer Codeverse'e tıklıyoruz. Şuraya alt, şuraya tıklamayın. Tıkladıysanız biraz beklemeniz gerekiyor. Buraya tıklayınca serverlar tarayıyor falan biraz bekletiyor. Diyor ki ya orada biraz bekletiyor. Lokalde zaten sadece lokale bağlanabilir. Başka bir yere bağlanmıyor da orada niyesi bekletiyor. Siz ilk açtığınız zaman şöyle bir ekran gelmiş olabilir. Böyle bir ekran gelirse Microsoft SQL Server'ı seçip OK diyoruz. ODBC, Access, Oracle hangisine bağlanacaksın diyor. SQL Server'a bağlanacağım ben diyorum. OK diyorum. Karşıma böyle pencere geliyor. Diyor ki Server name'ini gir. Localhost'a bağlanacağım. Şeye mi bağlanayım? SQL'e bağlanacak. Hangi serverdaki hangi veri tabanına çalışıyoruz bunu söyleyeceğiz. Biz ORM mimarisinde SQL connection tanımlarken bir connection string veriyoruz ya. Server eşittir localhost.
Database History Kuzeyeli, Integrated Security Tree diye veriyoruz ya. Burada yine vermemiz gerekiyor bunlardan. Bizim o elimizle yazdığımızı biz burada seçeceğiz. Kendisi oluşuyor arka planda. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Atıyorum bir tane proje yapıyorsunuz. Bir tane server'ınız var. Uzakta bir server. Kiralanmışsınız bir yerden. Veri tabanını oraya kurmuşsunuz. Entity Framework'e çalışacaksınız. Buraya girip çalışacağınız veri tabanı belirtirken server name kısmına o server'ın IP adresine girmeniz lazım. Entity Framework uzaktaki bir server'a bağlanmayı kabul etmez arkadaşlar. Sadece lokale bağlanabilirsiniz. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda şunu yapacaksınız. Eğer veri tabanını uzak server'daki bir server'a kurduysanız o veri tabanının script halini veya backdoor'su olarak alacaksanız, kendi bilgisayarınıza kuracaksanız, lokale bağlanacaksınız, server'a lokale bağlanacaksınız. Arka planda kendisi bir connection string oluşturur. Connection string oluşturduğu zaman oradan değiştireceksiniz. Nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Sadece lokale bağlanabiliyor. Başka hiçbir yere bağlanmaz. Şeyde de olmuyor mu? Mesela cihazlar VPN'le erişir. VPN'in alakası yok. Yani oraya bağlandığı için annem oradan artık onu çekebilir. Yok, şöyle bir durum var. Oradaki uzaktaki server internet açıksa, senin bilgisayarın internet var, zaten VPN'e gerek kalmadan bağlanabilirsin. Ha. Şu an bilgisayarın internet var. Oradaki server'da internet açık olsun ama yine Entity Framework'a bağlanamazsın. Entity Framework bağlanmaya kabul etmiş. Sadece lokaldeki server'a bağlanabilirsin. Lokal host'a bağlanacağım diyorum. Diyor ki Windows Authentication'dan bağlanacaksın yoksa SQL Server Authentication'a bağlanacaksın. Windows Authentication dediğimiz zaman kullanıcı adı parola girmemize gerek kalmıyor. SQL Server Authentication seçtiğimiz zaman SA 123 diye ben kendi lokal server'ımdaki bilgileri giriyorum. Siz kendi bilgisayarınıza girmeniz lazım. Diyor ki veri tabanı seç diyor. Lokal server'daki hangi veri tabanı çalışacaksın diyor. Buradan listeliyorum. Şu an benim lokal server'daki veri tabanlarını getiriyor. Kuzeyeli ile çalışacağım diyorum. Burada bir test connection var. Bağlantıyı test et diyor. Test connection success diyor. Başarılı. Tamam diyorum. OK butonuna basıyoruz. Bilgisayarın hızına göre yaklaşık 1 dakika 43 saniye kadar, genelde öyle oluyor, bizi bekletiyor. Şurada aşağıda bakın ne yaptığını bize söylüyor. İşte şu dosyaları oluşturuyorum, şu sınıfları açıyorum falan diye söyleyecek. Benekinde hiçbir şey yapmıyor. Membership yapısının tabloları olduğu için onları da getirecek de onlar size yok. Orada bir zaten kullanmayacağız şimdilik. Membership'e geçtiğimiz zaman sizde de olacak, o zaman kullanacağız. Bir dakika 43 değil, direkt 43 saniye dolaşıyor. Bakın 40 saniyede reverse engineer'ı tamamladım diyor. Şimdi burada ne yapmış? Önce bir bakalım. Buraya bizim çok bir müdahalemiz olmayacak ama ne yapmış? Mantığını bir kavramaya çalışalım. Models diye bir klasör açmış. Models klasörün içerisinde mapping diye bir klasör açmış. Bir de direkt Models klasörünün altına bir sürü sınıf eklemiş. Geliyorum bakın buraya. Ürünler diye bir sınıf var. Açıyorum ürünler sınıfını. İçerisinde ürün ID, ürün adı, tedarikçi ID, kategori ID, birimdeki miktar diyor. Biz ORM mimarisinde Entity ve Facade diye klasör açmıştık ya. Entity klasörünün içerisinde eklemiş olduğumuz sınıflar bizim veri tabanımızdaki tabloları temsil ediyordu. İçerisindeki property'ler tablodaki kolonları temsil ediyordu ya. Şu Models klasörünün hemen altındaki şu sınıflar arkadaşlar bizim Entity sınıflarımız. Yani biz ORM sınıfında nasıl Entity sınıfı oluşturuyorsak buradaki sınıflar da bizim Entity sınıflarımız. Şurada nullable yazıp tag açıp kapatıp arasında int yazmak şu anlama geliyor. Tedarikçi ID kolonu ürünler tablosunda null olabilir diye işaretlendiği için bunu üretirken buraya nullable tipinin arasına koyuyor. Buradaki nullable tipi generic bir tip. İçerisinde bir tip alıyor. Diyor ki tedarikçi ID kolonu int tipinde null olabilir diyor. Yani boş geçirilebilir diyor. Veri tabanında böyle işaretlendiği için tedarikçi ID kolonu. Böyle yaparak bir sata almayacak. Bir sınıf mı hocam? Olabilir. Efendim? Bu bir sınıf mı? Nullable mı? Evet, bir sınıf. Bakın, bizim ürünler tablomuzdaki bakın tedarikçi ID null yazıyor. Null olabilir. Kategori ID null olabilir diyor. Ürün adı not null demiş. Null olamaz demiş. Dolayısıyla bakın bu null olabilenlere nullable yazıyor. Yani hocam. Evet.
Daha sonrasında şimdi bir ürün satış detay tablosunda birden fazla kez bulunabilir değil mi? Yani bir ürün birden fazla kez satışta bulunabilir. Dolayısıyla bir ürün satış detay tablosunda birden fazla kaydı olabilir. O yüzden gitmiş bakın gelmiş aşağıya demiş ki satış detay isminde iCollection diye bir sınıf varmış. Jenerik bir sınıfmış. İçeride tip alıyormuş. Buraya satış detay tipini vermiş. Nasıl ürünler diye bir entity varsa satış detay diye bir entity var yine. O tipi vermiş. Demiş ki ürünler sınıfında satış detay koleksiyonu bulunur demiş. Bunu vermiş. Daha sonra gelmiş. Demiş ki kategori tablomuz var, tedarik tablomuz var, ürünler tablomuz var değil mi? Her ürünün kaç tane tedarikçisi vardır? Bir tane. Her ürünün yine aynı zamanda bir tane kategorisi vardır değil mi? O yüzden gelmiş demiş ki, kategori ID ve tedarikçi ID'yi koymuş. Ayrıca ürünler sınıfının demiş, kategoriler sınıfı tipinde kategorisi vardır, tedarikçiler sınıfı tipinde tedarikçisi vardır. Buradaki şu iki property, kategori ID ve tedarikçi ID koyması var mı? Şu iki property tekrar koymasında bir mantığı var. Lazy load mantığı. Birazdan anlatacağım lazy load mantığını. Eğer ürünler sınıfının başka bir tabloda birden fazla kaydı varsa koleksiyon olarak başka bir tabloda tekil bir kaydı varsa tekil olarak oluşuyor. Her ürünün bir kategorisi olur. Şöyle ki kategoriler tekil o zaman. Tabi. İsminin çoğul olduğuna bakmayın. Bizim veri tabanımızdaki kategori tablomuz ismi çoğul ya. Yani koleksiyon olanında çoğul oluyor. Tabi. Yani şöyle diyorum. Şurası bizim ürünler tablomuz değil mi? Evet. Çay ürünü var mesela. Bunun kategori ID'si 4'müş. Tedarikçi ID'si 23'müş. Dolayısıyla şu anlama geliyor. Çay ürününün bir tane tedarikçisi vardı, bir tane kategorisi vardı. O yüzden geliyor. Diyor ki kategoriler tipinde kategorisi vardır, tedarikçiler tipinde tedarikçisi vardır diyor. Fakat bu çay ürünümüzün ID'si kaç? 1. Satış detay tablosuna gittiğim zaman hatta şurada sorgu yazalım. Diyelim ki select yıldız from satış detay ver ürün ID'si eşittir 1 olanları getirsin. Bakın burada 40 tane kayıt varmış. Yani bizim ürünler tablomuzda bir tane ürünümüz var. ID'si 1. Bu ürün satış detay tablosunda 40 kez kullanılmış. O yüzden gidiyor. Bu koleksiyon olarak. Bunu bir koleksiyon olarak yani bir liste olarak tutuyor. Her ürün satış detay tablosunda birden fazla kaydı vardır diye ki öyle zaten. Bunu her işlem için yapıyor bakın. Geliyor daha sonra mesela kategoriler sınıfı açmış. Gelmiş kategori ID'si vardır, kategori adı vardır, tanımı vardır demiş. Resim kolonumuz image tipinde olduğu için kendisi otomatikman byte dizisi yapmış. Buraya da gelmiş. Demiş ki her bir kategorinin ürün koleksiyon olarak ürünler listesi vardır demiş. Bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Aslında bir önceki de aynı mantık. Kategoriler tablosuna geldiğim zaman Beveris diye bir kategori var değil mi? ID'si 1. Ama şuraya geldiğimde select yıldız from ürünler yazıp ver kategori ID'si eşittir. Bir yazdığımda o kategoriye ait 11 tane kayıt var. Bir kategori var. Bu kategoriye ait 11 tane kayıt var. Dolayısıyla diyor ki şurada kategori nesnesinin her bir kategori nesnesinin ürün listesi vardır diye bir koleksiyon oluşturuyor. Aynı şekilde bunu tedarikçi içinde yapıyor. Tedarikçinin kolonlarını veriyor property olarak. Daha sonra geliyor diyor ki her bir tedarikçinin ürün listesi vardır diyor. Burası anlaşıldı mı? Şuradaki VV yazılır arkadaşlar view olur. Yani biz SQL'e gidip TSQL'e create view diye view oluşturuyoruz ya. Bunları birer sınıf olarak yine buraya getiriyor. Şurada ASP.NET yazdıkları membership diye bir üye yönetimi modelimiz var. Onu kullandığımız zaman veri tabanında bunları ekliyor. Başka bir seansta membership anlatırken yüklemiştik. Şu an bunlar sizde yok. Zaten kullanmayacağız. Çok önemli değil. Bir de mapping diye bir klasör açmış. Mapping klasörü içerisinde yine sınıfların olduğunu görüyor. Gelelim bakalım. Bakın. Direkt model klasörüne ürünler, kategoriler içerisinde beklemişti ya. Mapping klasörüne de kategoriler map, satışlar map, tedarikçiler map, ürünler map diye o sınıfların
map'ini oluşturuyor. Yani haritasını oluşturuyor. O da şu anlama geliyor. Şöyle bir şey var. Entity framework gidiyorum kuzey yeri veri tabanından tablolar çekiyor değil mi? O tabloların içerisinde kaç tane kolon var? Bu kolonların isimleri ne? Kolonların tipleri ne? Daha sonra bu kolonlar işte primary key mi, identity mi veya herhangi bir kolonun başka bir tablodaki kolon ilişkisi var mı? Bunları nereden biliyor değil mi? İşte bunları maple yapıyor arkadaşlar. Geliyor bakın demiş ki bir tane ürünler map diye bir sınıf açmış. Entity type configuration diye bir sınıf varmış. Oradan biraz almış bu sınıf. Bu sınıf generic bir sınıfmış. Ürünler entity'sini göndermiş. Demiş ki ürünler map sınıfı, ürünler sınıfı için, ürünler entity için bir map oluşturur demiş. Buraya gelmiş. Public ürünler map demiş. Şu bir constructor. Niye? Geriye hiçbir şey döndürmeyen bir şey. Yani void de yazmıyor. İsmi, sınıf ismi de aynı. Burası bu bir constructor. Gelmiş. Burada property'leri tanımıyor. This demiş. This dedi bu sınıf. Test key demiş. T öyle ki T nokta ürün ayrı. Ürün ayrı konumu vardır. Gelmiş T nokta ürün adı konumu vardır demiş. Nokta is required demiş. Ürün adı konumu natmalı diye işaretlemiş ya veri tabanında boş geçiremez. O yüzden buraya is required metodunu vermiş. Daha sonra envarchar 150 diye tanımlanmış. Ürünler tablosundaki ürün adı konumu. Buraya gelip as max length 150 demiş. Şimdindeki miktarı maksimum length'e 20 demiş. Daha sonra gelmiş, demiş ki this nokta to table ürünler. Ürünler map sınıfı veri tabanındaki hangi tabloyu temsil ediyor? String olarak adını alıyor. Demiş ki ürünler tablosunu. Sonra gelmiş. Demiş ki şurada ürünler sınıfında şu property'ler var ya, şu property'ler. Bu property'ler veri tabanındaki ürünler tablosunda hangi kolonlara denk geliyor? Demiş. Bunun için gelmiş. Demiş ki ürün ID property'si, bakın şu ürün ID property'sidir. Şu ürünler sınıfındaki şu property var ya. Buradaki yazdığı odur. Bu property'nin kolon ismi ürün ID'dir. Ürün adı property'sinin kolon name'i ürün adıdır. Yani şu property'nin adı şuradaki verdiği değer de bu property ürünler tablosunda hangi kolona denk geliyorsa o kolon ismini veriyor string olarak. Yani diyor ki ürünler sınıfındaki ürün adı property'si ürünler tablosundaki ürün adı kolonuna denk gelir diyor. Onu temsil eder. Her bir property'nin tablo adını, şey kolon adını veriyor. Bu şekilde. Sonlandı property, sonlandı işte diyor. Daha sonra geliyor bakın relationships demiş. Relationships arkadaşlar ilişkiler demek. Demiş ki bu sınıfın kategoriler tablosuyla ürünler tablosu arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki kategori ID üzerinden kurulur. Yine bu sınıfın tedarikçiler tablosu ile ürünler tablosu arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki de tedarikçi ID kolon üzerinden kurulur diyor. Aynen öyle. Yani şurada biz diyagramda ne oluyor ya? Ses ödemiş mi ya? Ben değiştirdim sesini. Bizim ürünler tablomuzun kategori tablosuyla bir ilişkisi var. Tedarikçiler tablosuyla bir ilişkisi var ya. Buraya geliyor. Ürünler sınıfının hangi tabloyla hangi kolon üzerinde bir ilişkisi var bunu belirtiyor. Biz şu an sadece mantığını kavruyoruz. Gelip de biz entity frame'i kullandıktan sonra herhangi bir map sınıfında değişiklik yapmayacağız. Sadece burada ne yapmışlar, arka planda ne dönmüş ona bakıyoruz. Normalde bunu biz yazıyoruz ama onlar bize bunu sağlıyor. Yani, biz o arayı otomatikten getiriyor. Aynen otomatik getiriyor. T yerden geliyor, T dediği ne oluyor? T dediği birazdan göreceğiz. Buradaki T dediği hiçbir şey aslında, anonim. Yani o an oluşturuluyor. Hiçbir yerden gelmiyor. O an oluşturuluyor. Zaten entity de gibi mi? Şu gördüğünüz T yani. O değişik aslında. O generic bir tip. Yani o bir tip geleceği anlamına geliyor. Burada da T öyle gidiyerek anonim bir tip üretiyor. O anlık bir değişken üretiyor. Sadece şurada kullanılacak. Şu parantezden sonra parantezde T diye bir şey tanıyamam.
Buradaki T'de şu an tanımam. T öyle bir değişken tanımıyor. Ama tipi falan şey değil yani. Şurada yazmıyoruz. Falan yapıyor. Ama koy bir şey. Neyi? Büyük, küçük bir işaret. Şunu mu? Aynen. Öyle bir yazım şekli var zaten. Entity Framework bunun üzerine kurulmuş bir yapı. Çok çok kullanacağız zaten. Öyle ki şurada T eşittir büyüktür demiş ya. Şurası T öyle ki demektir. Öyle ki. T öyle ki. T öyle bir T'dir ki diyor. Daha sonra önemli yapılardan biri de arkadaşlar. Buraya gelmiş. Nerede? Yok. Ha, şeyde ya, mapping'de arıyorum. Kuzeyyeli context diye bir yapı oluşturmuş. Kuzeyyeli context. Kuzeyyeli context şudur arkadaşlar. Biz ORM mimarimizde entity klasörü ve fırsat klasörü açıyorduk değil mi? Entity klasörünü sınıflara ekliyorduk. Bu sınıflar bizim veri tabanımızdaki tablolarımızı temsil ediyor. Fasat klasöründeki sınıflar da o tablolara ekleme, silme, güncelleme ve listeleme yapan metodları barındırıyor. Ve eğer herhangi bir tabloya ekleme, silme, güncelleme veya listeleme işlemini bir tanesini yapacağım zaman o sınıflarda veri kullanıyorduk. Entity Framework yapısında kuzeyyeli context diye bir sınıf oluşturmuş. Buradaki context zaten hep geliyor. Kuzeyyeli de hangi tabloya çalışıyor ona göre geliyor. Mesela atıyorum blok diye bir veri tabanında da blok olsun. Burası blok context olur. Veri tabanında da neyse onu alıyor. Yani da context'i koyuyor öyle bir sınıf üretiyor. Bu sınıfın adı altına geliyor. Şu şekilde DB set diye bir sınıf varmış. Bu DB set sınıfı generik bir sınıfmış. Geliyor DB set ürünleri veriyor. Ürünler diye bir property var. DB set diyor tedarikçiler entitesini veriyor. Tedarikçiler diye bir property oluşturuyor. Geliyor. Esleri kendi koymuş. He? Bu sondaki esleri kendi koyuyor. Bunları kendi koyuyor. Şu yüzden dolayı. Hatırlıyor muyuz? Biz ORM yapısında bir isim verilebilirliği var demiştik. Entity varlık demektir. Tekil bir varlıktır. Yani uygulamanın arayüzüyle veri tabanı arasında gidip gelen varlıktır. Ama fasat klasöründeki ekleme, silme, güncelleme, listeleme, işlemleri yapan sınıfla arayüz tarafından veri tabanı kısmına bu entiteleri götürüp getiren sınıflardır. Talebi alıp veri tabanını işleyen, veri tabanına sonuç alıp arayüze gönderen sınıflardır dedik. O yüzden isimlendirme yapılırken entiteler tekil isimlendirilir, ürün fasat klasöründeki ekleme, silme, güncelleme, listeleme metodlarını bulunduran sınıflarda çoğul isimlendirilir, ürünler diyelim. Buradaki mantık da aynı şekilde. Gitmiş, bizim veri tabanımızdaki tablo ürünler ya, entity ürünler diye oluşturmuş. O varlık oluyor, tablonun kendini temsil ediyor. Şuradaki property de ekleme, silme, güncelleme, listeleme işlemini yaptırmamı sağlıyor. Burada ürünler istemiş. Şöyle bir şey olsaydı, bizim veri tabanımızdaki ürünler tablosunun adı ürünler olmasaydı, ürün olsaydı sadece, buradaki ürünler entitimiz var ya, entitimiz ürün olacaktı, tekil olacaktı, burası ürün olacaktı, burası da mantıklı olacaktı yani. Ama bizim oradaki güzel veri tabanımızdaki tablonun ürünler olduğu için, entitimden ürünler oluyor, burası da ürünler oluyor. Saçma oluyor. Ama tablomuz adı tekil olsaydı, entitimiz tekil olacaktı, ürün burası ürün olacaktı, mantıklı olmuş olacaktı. Bir isim yönelimliliği belirtiyor. Ekleme, silme, güncelleme, listeleme yani o tabloya bir işlem yapmayı sağlayan sınıf veya property çoğul isimlendiriliyor. O tabloyu temsil eden, asıl temsil eden entity varlığı tekil isimlendiriliyor. Ondan sonra da aynı ismi verse bir hata veriyor mu? Yoksa anlaşılsın mı ya böyle bir şey yapıyorlar? Yok hata vermez. O bir sınıf, o bir property fark etmez. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta şurası. Biz fasat klasörüne ekleme, silme, güncelleme, listeleme metotlarını barındırmak için sınıflar yazıyorduk ya. Burada bu metotları barındıran sınıflar yok. Burada o metotları barındıran property'ler var. Yani biz ürünler tablosunda ekleme, silme, güncelleme, listeleme yapacağımız zaman ürünler veya ürünler ORM sınıfını kullanıyorduk ya. Burada ürünler property'sini kullanacağız. Bak bu property'dir. Prop tab tab demiş. İçinde ürünler vermiş. Tipine DB set bini vermiş. Bu DB set sınıfı bir tip istiyormuş dışarıdan. Generic bir tipmiş. Buraya da ürünler entity'sini göndermiş. Tamam, bir property. Bizim property'yi kullanacağız.
veri tabandaki o tabloda işlem yapmak istiyorsan sınıf falan kullanmayacağız. Peki nasıl oluyor bu işlem? Gelelim. O zaman bir projede biz entity framework'ı çalıştırıp bütün tabloları böyle listeledik property olarak. Geri kalanını silip sadece o tablolara çalışabiliriz elle girmek yerine. Şöyle bir şey yapman lazım o zaman. Buraya yani gelip çok tablo olursa elle yazmak yerine ürünler sınıfına gelip her üründeki şu parçalı silmen lazım. Çünkü buradaki parçalı bir anlamı var. Adamlar yani öyle süs olarak yazmamışlardı. Çünkü sen eğer entity framework yapısını kullanmayacaksan senin sınıfın parçalı olmaması lazım. Entity framework yapısını kullanacaksan parçalı olması lazım. Ha, diyor ki Doğukan, mesela diyor bir tane proje yapıyoruz diyor. 100 tane tablo var diyor. Ben 100 tablo tek tek elini oluşturmak istemiyorum diyor. Otomatik oluşturmak istiyorum diyor. Ama entity framework yapısını da kullanmak istemiyorum diyor. Entity framework diyor tüm tabloları çekeyim, tüm entity'ler gelsin. Mapping'leri sileyim, map sınıflarını sileyim. Entity'ler hazır. Sadece ORM'ler oluşturayım diyor. Olabilir, mantıklı ama tüm sınıflardaki şu parçaları silmen gerekecek o zaman. Başka bir şey gerekiyor mu? Başka bir şey gerekiyor mu? Şunları sil, bir de şu bir şunları silmen lazım. Bunlar da anlamıyor mu pek hocam? Bir çoğun mesela. Şurası lazy load yöntemini sağlıyor. Birazdan göstereceğim. Yani ORM mantığında lazy load yoktur. Eğer sen kendini sağlarsan vardır. Entity framework sağladığı için lazy load yapısını kullanabiliyoruz. Şimdi anlatırsam havada kalır. Yani gerekli olduğu zaman göstereceğim. Şuradaki partial da şu anlama geliyor. Yani aslında partial'ın çok büyük bir şeyi yok. Hikmeti yok. Hani kullandığı yere göre değişiyor tabii. Siz de bir kullanabilirsiniz. Yani basit bir olay. Partial olay. Partial şunu sağlıyor. Biz normalde gelip public class ürünler diyoruz ya. Bir tane sınıf açıyoruz standart. İçerisinde property'ler alıyor. Bir daha gidip ürünler içinde bir sınıf açabilir miyiz? Açamayız. Aynı projede bir daha da bir sınıf açamayız. Öyle bir sınıf vardır zaten. Yani izin vermem. Nasıl aynı sınıf değişikliğini oluşturamıyorsak aynı sınıf bir sınıf oluşturamayız. Ama bakın. Adamlar gitmişler. Form 1 diye bir sınıf yazmışlar. Burada Form 1 diye bir tane daha sınıf yazmışlar. Yani bakın, burası farklı bir sınıf. Form 1, Public Class Form 1. Bu da Designer kısmı. Public şey, Partial Class Form 1 demiş. Bu da sınıf ismi Form 1. Bu da bir sınıf. İsmi form 1. Hani oluşturamıyorduk? Nasıl oldu? Parçalı arkadaşlar şunu sağladık. Bir sınıfın parçalara bölmeyi sağladık. Yani tasarlarken tek bir isimle parça parça tasarlayabilir ama çalışma anında tek bir sınıfmış gibi çalışabilir. Şuradaki form 1 sınıfı hemen şu bizim tasarım yaptığımız form var ya onun arka planı. Burası. Bir de Form1.designer.cs diye bir sınıf var. Bunu kendisi oluşturuyor. Biz atıyorum. Toolbox'tan bir buton sürükleyip form'a bir yer ortaya koyuyoruz. Daha sonra butona sağ tıklayıp işte text'ini ekle yazıyoruz ya. Bunların hepsini kod olarak yazıyor. Şu designer sınıfına gidip. Bakın test edelim. Şu an burada bir şey yok mesela. Form'la ilgili özellikleri yazıyor. Ben geliyorum. Toolbox'tan bir tane buton sürükleyip şu ortaya bırakıyorum. Sağ tıklıyorum butonun özelliklerinden text özelliğine ekle yazıyorum. Solution Explorer'dan Form 1 Designer CS'ye geldiği zaman diyor ki this.button1 new buton demiş. Bu forma yeni bir buton atmış. Demiş ki butonun location'ı 93'e 108'de demiş. Yani formun soldan 93 yukarıdan 108 uzaklığındaki konumunda bir buton vardır demiş. Bu butonun neyini? Buton 1'dir demiş. Butonun genişliği 75, yüksekliği 23 santimdir demiş. Bu butonun teksti ekledir demiş. Use visual style back color true falan diye. Bu şekilde biz formu yapmış olduğumuz tüm değişiklikleri designer tarafındaki sınıfa gelip yazıyor. Ama buradaki designer sınıfı benim form 1'imi temsil ediyor. Yani orayla birlikte çalışıyor. Ben formda bir de ne yaparsam hepsi bir kod olarak buraya yazıyor. Bu bir sınıf. Bir de benim formumun arka planında kullandığım kendisi işlem kodlarımız yazdığım sınıf var ya. O da form 1'in sınıfı. Bunu başka bir sınıf, bunu başka bir sınıf. Burada açmamışlar.
Form 1 isminde bir sınıf açmışlar. Bu sınıfın başına, bu sınıfın gibi başına gibi parçalı demiş. Buna da form 1 demiş, buna parçalı demiş. Burası da form 1 ismindeki bir sınıfı ikiye bölmüş. Burada designer kodlarını yazıyor, burada biz kendimiz C# kodlarını yazıyor. Ama çalıştırdığımız zaman birleşiyor, tek bir sınıf olarak çalışıyor. Hepsini farklı görüyorlar. Evet. Parça, aynı isimde bir sınıfı parçalara böyle tasarlamayı sağlıyor. Burası biz şeye geçtiğimiz zaman, nedir onun adı? İşte framework'e çekip algoritmaya geçtiğimiz zaman parçalara kullanmayacağın için onlar silmen lazım. Ama diyorsan ki ben parçalara kullanacağım, yani ona göre geliştireceğim diyorsan parçalara silmeye gerek yok. Peki nasıl kullanabilirsin parçalara? Şu şekilde kullanabilirsin. Entity framework'e çektin. Word tabanı tüm tablolar geldi buraya bir sınıf olarak, entity olarak. Ürünler diye bir sınıf var. Public, parç, class diye ürünler açtın. Sen mapping'leri sildin, işte context'leri sildin. ORM sınıfını kendin oluşturman gerekiyor değil mi? ORM sınıfını kendin oluşturursun. ORM sınıfına yeni bir isim vermezsin. Dersin public, partial, class, ürünler dersin. Burası ürünler isminde bir sınıfı iki parçaya ayırmış olursun. Bu parçada eklesin, güncellesin, metotlarını yazarsın. Bu parçada property olur. Zaten property'nin olduğu partial ismi entity framework oluşturmuştur. Sen diğer taraftaki sınıfı yine entity ismiyle aynı verip partial verirsen iki tane sınıf yazmış gibi görürsün ama bu çalışırken tek bir sınıf gibi çalışır. Dolayısıyla bunun bir partial'ını oluşturduğun için buradaki partial ismine gerek kalmadı. Buradaki partial kalabilir. Böyle bir yapı yapılabilir. O zaman silmeye gerek kalmaz. Tamam? Peki. Bakalım. Ha, bu arada şunu atladım, orayı söyleyeyim. Biz entity framework yapısıyla model sınıfını çektik ya. Entity sınıfları geldi, işte mapping'ler geldi, context geldi bir tane. Biz bunu yaptıktan sonra peki nasıl bağlanıyor Vertaban'da? Bizim projemizdeki app config'e gidiyor. Configuration içerisine geliyor. Connection strings düğümü açıyor. Kapatıyor. İçerisinde bir tane connection string ekliyor. Diyor ki name'i kuzeyeli context'tir. Connection string'i data source eşittir local host'tur. Biz buraya server yazıyoruz. Data source'da yazılabilir. Fark etmez. Initial catalog kuzeyeli diyor. Biz buraya database yazıyoruz. Initial catalog'da yazılabilir. Integrated security true yazıyor. Bunun sebebi de entity framework'ı çekerken Windows Authentication seçtik ya. Ondan bunu yazıyor. SQL Authentication seçip kullanıcıda parola verseydik burada user şu file pv'de bunu yazacaktı. Multiple active result set true yazıyor. Bu da aynı anda birden fazla kişi bağlanabilir anlamına geliyor. Biz dünkü yapmış olduğumuz mimaride connection string app config anlamıştık ya. Eğer proje değişiklik yapmamıza gerektiği zaman projeyi açmadan dışarıdan değiştirebilirim diye. Aynı mantıkla geliyor. Kendisi dışarı dağılmıyor ve buradaki şu bağlantı cümleci üzerinden nereye bağlanacağını tespit edebiliyor. Geliyoruz şimdi. Formumu şöyle bir genişletelim. Toolbox'tan Common Controls'ten bir Data Grid View atalım şuraya. Ürünleri bir listeleyelim bakalım nasıl listeliyoruz. Forma çift tıklıyorum. Load Event'ini açıyorum. Altın çizme meselesi ne olacak? Bir derle projeyi F6'ya bas. Kaç tane hata veriyor? Başlatıyor şu an. 15-20 arası hata vermesi lazım. Şimdi geliyoruz arkadaşlar formumuzun loadunda. Burada formdaki data grid view'da ürünleri listeleyeceğiz. Kuzeyyeli context yazıyorum. K'si, Y'si ve C'si büyük. Çünkü şu an tanımıyor kuzeyli context'i. Tanımamasının sebebi bizim form birimiz direktmen projenin altında. Kuzeyyeli context sınıfı models klasörünün altında. Ama elimizde şunu yapabiliriz. Şu namespace'in altına gelip using deyip models klasörünü bu şekilde ekleyebiliriz. Eklediğimiz zaman mavi olacaktır kuzeyli context. Eklemezsek de K'si, Y'si ve C'si büyük şu şekilde doğru bir şekilde yazarsak CTR noktaya bastığımız zaman da using bloğuna projenin adını yazıp nokta models klasörünü ekleyeyim mi diyor. Ekle diyorum.
CTX eşittir new kuzeyeli context diyorum. Ama kuzeyeli yazarken otomatik geliyor mu size? Yo. Eşittir dedikten sonra mı? Mavi oluyor kuzeyeli context yazdığınız. Ha. Otomatik geliyor mu yazar? Mavi olduktan sonra geliyor. Kuzeyli context sınıfımızdan bir instance üretiyoruz ve diyoruz ki data grid v1'in data source'una diyoruz ata, bakın ctx nokta dediğiniz zaman içerisinde ürünler diye bir property var, kategoriler diye bir property var, tedarikçiler diye bir property var. Listeleme işlemi yapmak istiyorsak ürünler diyoruz noktaları bir gün bu kadar. Şu an bir hata alacağız ama. Ama benden nokta deyince gelmiyor. Şöyle bir hata veriyor. Data binding directional to historical falan diye bir hata veriyor. Bu hatamızın sebebi arkadaşlar sonuna gelip ürünler istedikten sonra nokta to list dememiz lazım. To list diye metodumuz var. Şu ürünlersin geri döndürdü değeri listeye dönder. Listeye dönüştür diyorum. Şimdi çalıştırdığımız zaman dehşet oldu ya. Karşımızda ürünler listesi. Tedarikçi kategoriyi nasıl yapacağız bunu? Çok güzel. Join yapmamız lazım. Tedarikçi adını ve kategori adını getirmek için değil mi? Hı hı. Join yapmamız lazım. Ama biz prosedür olarak böyle bir şey yapamıyoruz ki, kodaya göre kuramıyoruz ki. Entity Framework'te join yapacağız. Sıkıntı ne Çağrı? Kuzeyli context'ten bir instance üretiyoruz. Data grid v1'in data source'una context içerisindeki ürünleri listeye dönüştürerek bağla diyoruz. Getiriyor. Peki bu benimle yaptığımız şeyle toplam performansı fark var mı? Çok güzel, onu göstereceğim. Şimdi önce şu entry framework üzerine biraz çalışma yapalım. Daha önce şu bizim kafamız yorduğumuz bile değil hatta. Ondan önceki yapmış olduğumuz klasik adaptör vardı ya. Direkt adaptör tanımlayıp sorguyu verip çekiyorduk. Connection veriyorduk. Yok, unutmuyoruz. Onu da bilmemiz lazım. Biraz sonra onun karşılaştırmasını yapacağız. Yani bir tane form açacağız. İki tane buton koyacağız. Butonun bir tanesi entry framework ile ürünleri çekip data grid'e basacak. Butonun diğeri adaptör kodlarıyla ürünler listesini çekip data grid'e basacak. Zaten gözle fark edebileceği kadar değişiyor zaten. O zaman göreceğiz. Peki bu listeleme işlemi nasıl yapıyor? Değil mi? Yani insan düşünmeden edemiyor. Şuraya bir breakpoint koyuyorum. Çalıştır bakalım diyorum. Çalışıyor. Context çalıştırıyor. Şurada IntelliTrace diye bir menümüz var arkadaşlar. IntelliTrace. IntelliTrace adım adım projede nelerin çalıştığını gösterir bize. Bir yerden çalışmadık. Direkt IntelliTrace geldi. Yoksa yukarıdaki view'dan açabiliriz. Other Windows'tan IntelliTrace neredeymiş? Şu arama kısmına bir yazdım. View Toolbars IntelliTrace. Şu yukarıdaki arama kısmına yazdım. Intelli trajediye. Debug demiş. Ha bakın burada. Şu menüden debug diyoruz. IntelliTrace'e tıklıyoruz. Buradan. Şuna tıklıyorsunuz. Debug'dan IntelliTrace'den. Allah yanlış yere tıkladı. IntelliTrace event'i atıyorsunuz. IntelliTrace event'e tıklıyorsunuz. Tıkladığında burada geliyor baktın. Yok mu? 15 olduğu içindir. Neyse önemli değil zaten. Hani ben size göstermek için yapıyorum. Şey var ya. Farklı bir şey vardı. Diagnostic tools diye bir şey vardı. Orada da var. He, diagnostic tools var size. Orada gösteriyor olabilir. Şey söylüyorsun. Sürücülerini falan da gördüğümüz. Şimdi
IntelliTrace'e geliyorum bakın. Bir tane context tanımlandı. Bir daha F10'a basıyorum bakın. Birazcık bekliyor sonra geçiyor gördük mü? IntelliTrace'e geldiğim zaman bakıyorum bir tane azuzat.net yazıyor. Local istiyorum. Şuraya bir tıklayalım. Command text'ine geliyorum. Şuna tıklıyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz biz ürünler.tool istediğimiz zaman? Gidiyor arka planda kendisi bir SQL komutu üretiyor. Diyor ki select demiş. From bbo.ürünler demiş. As extent 1 demiş. Bu tabloya extent 1 demiş bu soru için. Sonra gelmiş extent 1.ürün id as ürün id. Extent 1.ürün adı as ürün adı diye. Kolonlar tek tek ile yazmış. Bu sorguyu almış SQL'e çalıştırmış. Geriye dönen sonucu almış, geriye bize döndürmüş. Bunu yapıyor aslında. Arka plana sorgu kendisi üretiyor, çalıştırıyor, sonucu alıyor, bize veriyor. Ama bu işlemi yapmadan birazcık performans kaybediyor. Olsun hocam. Devam et dediğimiz zaman bu şekilde getirebiliyoruz. Yaramaz. Bana ver hocam. Var mı buraya ilgili sormak istediğim bir nokta şimdilik? Şimdi arkadaşlar bir ürün ekleme işlemi yapalım. Bakalım ürün ekleme işlemini nasıl yapıyoruz. Toolbox'a geliyoruz. Common Control'de bir label atıyoruz. Altına bir text box. Ürün adı için. Yanına bir label. Altına bir numerik up-down'ımız. Fiyatı için. Bir label. Bir numerik up-down daha. Stock için. Bir label. Bir date combo box. Kategorisi için. Bir label daha. Bunun altına bir combo box daha tedarikçi için. Yan tarafına bir de ekle butonu. Label 1'e sağ tıklıyorum. Özelliklerinden text özelliğine ürün adı. Altındaki text box'a sağ tıklıyorum. Name özelliğine text'te ürün adı. Label 2'ye sağ tıklıyorum. Text özelliğine fiyat. Altındaki numerik kaptana sağ tıklıyorum. Name özelliğine de neode fiyat diyorum. Güncelleme anında hata verdiği için gelip bunun maksimum özelliğini bu şekilde artırıyorum. Daha sonra label 3'e sağ tıklıyorum. Text özelliğine stock. Altındaki numerik kaptana sağ tıklıyorum. Name özelliğine neode stock. Bunu da yine maksimum özelliğini birazcık artıralım. Label 4'e sağ tıklıyorum. Text özelliğine kategori. Altındaki combo box'a sağ tıklıyorum. Name özelliğine CMB kategori diyorum. Ve drop down style özelliğini drop down list yapıyorum. Bu şekilde. Koyu gri olsun diye. Label 5'e sağ tıklıyorum. Text özelliğine tedarikçi. Altındaki combo box'a sağ tıklıyorum. Name özelliğine CMB tedarikçi. Drop-down style özelliğine de drop-down listi veriyor. Sağdaki butona da sağ tıklıyorum. Text özelliğine ekle. Name özelliğine de btn ekle diyorum. Şimdi ürün eklemek için formumuz açıldığında kategori combo box'ında ve tedarikçi combo box'ında kategorilerin ve tedarikçilerin listelenmesi lazım değil mi? Önce gidelim bunu yapalım. Format çift tıklayarak load event'ini açıyorum. Geliyorum. CMB kategorinin kategoriyi yazacaktım. Tedarikçi geldi falan derken sonra toparlayamadım. CMB kategorinin data source'una context içerisinden kategorileri to list'e çekiyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? Display member'ına kategori adı. Ne işe yarıyor display member özelliği?
Koma baksın, görünen kolonla kategori adını vererek kategori adını içerisindeki değerler görürsün diyorduk. Bir de value member diye bir özelliğimiz vardı. Burada kategori ID kolonunu veriyorduk. Value member'ında da kategori ID kolonunda bulunan değerler gelsin diyor. CMB tedarikçinin data source'una context'ten tedarikçileri toolist'e çekiyoruz. CMB tedarikçinin display member'ına şirket adı, CMB tedarikçinin value member'ına da tedarikçi ID veriyoruz. Display member'ına şirket adı verdiğimiz için ve value member'ına tedarikçi ID verdiğimiz için çalıştırdığımızda şurada görünen isimler, şirket adı kolonunda bulunan değerler, bir de her ismin arka planında o tedarikçinin ID'si var. Bunu da value member'ına tedarikçi ID kolonunu verdiğimiz için. Aynı mantık kategori içinde geçerli. Şimdi artık değerlere girip ekle butona bastığımızda ürün ekleme işlemini yaptırabiliriz. Önce gidelim ekle butona çift tıklayarak click event'ini açalım ve burada ürün ekleme işlemimizi yapalım. Normalde biz Adolat.net'te nasıl yapıyorduk? Önce gidiyorduk, bir tane prosedür yazıyorduk. Daha sonra gelip ürün ORM oluşturuyorduk. Ürün ORM'de ekle metodu yapıyorduk. Bu ekle metodu dışarıdan ürünler entity tipinde parametre alıyordu. İçeride command tanımlayıp işte prosedürü verip parametreleri veriyorduk. Connection'ı veriyorduk. Execute Nanko ile çalışıp geri döndürüyorduk, değil mi? Ekle butonun click event'i ne yapıyorduk? Ürünler entity'sinden bir instance üretilip İçerisindeki property'lere değer verip bunu ekle metoduna gönderiyordum. Ekle butonunun click event yapacağımız işlem aynısı. Geleceğiz. Ürünler U eşittir. New ürünler diyoruz. Ürünün ürün adı TX'de ürün adını text'inden gelir. Ürünün fiyatı NOD fiyatın value'sundan gelir. Ürünün stoğu convert to int 16 ile short'a convert ediyorum. NOD stoğu value'sunu. Çünkü NOD stoğun value'su, numeric uptown'un value'su ile decimal gönderiyor. Benim short'a atmam lazım. O yüzden convert ediyorum. Ürünün kategori ID'si integer'a cast ediyorum. Kimi? CMB kategorinin selected value'sunu. Git. CMB kategorinin seçili value'sunu al. Geri object gönderdiği için int'e cast ediyoruz. Ürünün kategori ID'sini atıyorum. Ürünün tedarikçi ID'sine int'e cast et. CMB tedarikçinin selected value'sunu diyor. Burada selected value şu anlama geliyor. Biz yukarıda CMB kategorinin value member'ına kategori ID verdik. CMB tedarikçinin value member'ına tedarikçi ID verdik ya. Kategori ve tedarikçi combo box'ındaki her elemanın arka planında value'lar tutulsun dedik. Aşağı geldik. Seçili elemanın da arka plandaki. Bu şekilde ürünler entitesinden üretmiş olduğumuz instance içerisindeki property'lere değerler atıyoruz. Gidip prosedürü yazmaya, ürün ORM sınıfı açmaya, içerisinde ekleme metodu yazmamıza gerek yok. Burada arkadaşlar ekleme, silme, güncelleme, listeleme işlemi tamamı context üzerinden gerçekleşecek. Ekle butonunun click event'inin içerisinde context'e yine ihtiyacım var. Tekrardan tanımlamak yerine formunluğunda tanımlamış olduğum şu context nesnesini buradan kesiyorum, global'e alıyorum. Context nesnesini. Daha sonra geliyorum. Context'in içerisinde ürünler vardı ya, nokta toList deyince bize ürünler tablosunu getiriyordu. Nokta diyoruz arkadaşlar. İçerisinde add diye metot var. Bizden hangi tipte parametre istiyor? Ürünler tipinde. Zaten ben yukarıda ürünler tipinde bir değişken üretmiştim. İçerisine değerleri vermiştim. Bu U'yu ekle diyor. Bu kadar eklemiş demek. Eklenen ürünü görebilmek için ne yapmamız lazım? Tekrardan ürün listesini yeniden çekmemiz lazım. Yukarıda ne yapmıştık? Data grid bir ürün data source'una context içerisindeki ürünleri toolist'e çekleyerek listeye getirmiştik. Ekleme işlemini yaptıktan sonra
Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Tek satır olduğu için metod olarak oluşturmamıza gerek yok. Data grid ve bir data source'una tekrar context içerisinde ürünleri to list'e çekiyor. Çalıştıralım bakalım. Ne ekleyelim ürün olarak? Elmalı soda. Fiyatı 2 lira. Ben 2 lira satacağım ya. Stoğu 500 tane. Kategorisi değil ürünler. Günlük içiyoruz. Tedarikçisi Norske Meyrair olsun. Ekle butona basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Liste yeniden geldi ama göremiyorum. Elmas odayı. Veri tabanına bakalım eklemiş mi? Şu tabloyu yeniden açıyorum. Buraya geliyorum. Veri tabanında da yok. Eklememiş veri tabanına. Acaba? Neden? Şu yüzden arkadaşlar. Şimdi biz context'in içerisinde ürünler diye property var dedik. İçerisinde add metoduna ürünler tipinde bir değişken verdik. Bunu ekledik değil mi? Bunu verdiğimiz zaman context şunu yapıyor. Bir veri tabanımız var. Burada. Burada uygulamamız var. Uygulamada biz bir context kullanıyoruz. Context gidiyor veri tabanı ilgili işlemleri yapıyor değil mi? Context kendi içerisinde bir işlem bağlatıyor. Yani ben context'i ürün add metodu ile bu ürün nesline eklediğim zaman context'in içerisine ekliyor. Gidip veri tabanına eklemiyor. Context'te bile bir şey var ama veri tabanında yok. Ben listeye yeniden çektiğim zaman gidiyor context veri tabanından listeye çekiyor. Bizim buradaki ürünümüz context'e eklendi. Veri tabanına eklenmedi. Dolayısıyla veri tabanına bir daha çektiği zaman biz bunu göremiyoruz. Context'e eklenmiş ürünü veri tabanına eklememiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit. ctx.saveChanges diyoruz. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Değişiklikleri kaydet dediğimiz zaman context olup da veri tabanında olmayan elemanları gidiyoruz veri tabanına ekliyoruz. SaveChanges demediğimiz zaman ekleme işlemi de yapamayız, silme işlemi de yapamayız, güncel işlemi de yapamayız. Her ekleme, güncelleme ve silme işleminden sonra SaveChanges dememiz lazım context'e. Context'e değişiklikleri kaydet dememiz lazım. Context'e ekliyoruz. Şimdi ekleyelim bakalım ekleyecek mi? Ürün adı elmalı soda. Fiyatı 2 lira. Stoğu 500 tane. Kategorisi değil ürünler. Tedarikçisi ne demiştik? Norske Meyrair. Ekle butonuna basıyoruz. Aşağı gittiğimiz zaman elmalı sodayı burada eklenmiş olarak görebiliyoruz. Anlaşıldı mı?